Sadece beni şişman mı gösterdi ya? Selamünaleyküm everyone! Bugün size Oral B'nin titreşen Bluetooth'lu diş fırçasından bahsedeceğim. Evet, titreşen Bluetooth'lu. Daha nasıl özetleyebilirdim bilmiyorum bunu. Bluetooth özelliği var. Uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuzdan kastım. Ona da geleceğim. Normal klasik diş fırçasına nazaran göstergesi var. Şarjda olduğunu belirten bir LED. Ve şarj bitmeye yakın yanan bir şey. Pil göstergesi. Bunun özelliği hassas diş etleri için olması. Ama pek şey yok. Oral B'nin sitesinde çok bilgi yok bununla ilgili. Hani sanki ekstra bir paket yapmış da sonradan vazgeçmiş. Ama tabii iş işten geçmiş gibi. İnternette satılıyor. Normal bu 3 numaralı modeli. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 250 lira civarına bulabiliyorsunuz. Fakat hani ekstra farklılıklara da geleceğim birazdan. Ama ondan önce bir kutu içeriğine bakalım. Şöyle başlayalım. Kutunun içerisinde bir diş fırçası, koruma kılıfı, 2 adet başlık, 1 adet şarj aleti ve kimsenin okumadığı 2 tane kullanma kılavuzu. Nedir 2 tane diye sormayın, ben de bilmiyorum. Diş fırçasına gelirsek, diş fırçasında normal tek parça, herhangi bir şekilde ayrılmayan bir gövde içeriyor. Özel sensörü var, sensörünü zaten biliyorsunuz, göstereceğim onu da. Kutunun içinden çıkan taşıma çantasına gelirsek, plastik bir yapıda, alt tarafta ve üst tarafta havalandırma delikleri var. İki tane fırça ucunuzu içine alabiliyor. Şöyle takıyorsunuz fırça uçlarına. Ben tabii şeyi ters tutmuşum burada. Böyle kapanıyor ve kenarda da şarj aletimiz var. Bu halde kolaylıkla çantanızı atıp evden çıkabiliyorsunuz. Hazır konu açılmışken şarj aletinden de bahsedelim. Şöyle göreceğiniz üzere uzatma kablosu olan düz bir şey. Pek şeyi yok. Uygulamayı indirmek için App Store'dan Oral-B yazmanız yeterli oluyor. İlk çıkan uygulama oluyor. Uygulamayı indire tıklıyorsunuz. Uygulamanın ana sayfasına baktığımızda ise yeni sürüm notları. Bir ay önce Apple Sağlık uygulamasıyla ilgili bir güncelleme almış. Onunla ilgili şeyleri görebiliyorsunuz. Aşağıda ön izlemeler. Aşağıda işte gereksiz bilgiler. Uygulamamız indiği için aç'a basıyoruz. Oral-B'nin ana sayfası yani açılış ekranı. Bluetooth için izin istiyor. Başlangıca basıyoruz. Şu anda diş fırçasını açma tuşuna basılı tutarak uygulamayı tanıtıyorsunuz. Hemen Bluetooth'la arıyor. Diş fırçanız bulunduğunda eşleşme fırçanızı kapatmanızı istiyor. Önceki bulunduğu seanslarınca eşleşiyor. Yani şu anda benim daha önceki seanslarım olduğu için 25 seansa senkronize etmiş. Sizden izin istiyor. Fırçalama süresiyle ilgili bir bilgi, basınç kontrolü, kişiselleştirilmiş bir koçluk uygulaması var. Son fırçalama özetleriniz Apple Head uygulaması için senkronize özelliği var. Bu yeni gelen bir özellik. İzin verirseniz direkt şey yapıyor. Hatırlatıcı uygulamaları var içerisinde. Yani şu hatırlatma özelliğini sahip diş fırçaladınız mesela, diş ipi kullandınız mı, ağız temizleme suyu, onun gibi özelliklere sahip. Hatırlatıyor size her diş fırçalamadığınız sonunda. Fakat bu sadece uygulamada olan bir özellik. Bu ana sayfamız koçluk uygulamasında hava durumu gibi şeyleri gösteriyor. Başladığınız zaman böyle bir ileri sayım oluyor. Basınç uygularsanız basıncı azalt diyor. Günlük temizlik, hassas temizlik falan buradan görebiliyorsunuz. Altta diş fırçalarken hava durumu falan bakmayı seven insanlar için hava durumu takvim uygulaması var. Eğer 30 saniye öncesinde fırçalamayı durdurursanız otomatikman siliniyor. Ve size daha fazla fırçala diyor. Altta haberleri görüyorsunuz. Ayarlı daha fazlası uygulamasında
Hatırlatıcılar var mesela, ayarlar var. Hatırlatıcılar da sizin mesela dil temizliğiniz, diş ipiyle temizlik, ağız çalkalama suyu kullanımıza yönelik, sabah, öğleden sonra ve akşam olarak yapabileceğiniz hatırlatmalar. Bunlar her diş fırçalamanızdan sonra çıkıyor. Ayarlara gelirsek, diş fırçası gövdesi. Burada titreşim uyarısını kapatabiliyorsunuz. Diş fırçası modlarını seçebiliyorsunuz. İsterseniz üçünü, isterseniz ikisini ya da bir tanesini seçebiliyorsunuz. Otomatik seans senkronizasyonu var. Buradan istediğiniz gibi yukarı aşağı yaparak da modları değiştirebiliyorsunuz. Otomatik seans 30'a kadar olan fırça seansınızı kaydediyor. Aşağıda nasıl yapıldığına dair şey var. İşte telefonu etkinleştirin, şunu yapın falan diye gösteriyor önceki seanslarınızı, eğer uygulamayı kullanmazsanız diye. Aşağıda Smart Guide diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben aktif hale getirdim. Umarım iyi bir şeydir. Zamanlayıcı da diş fırçası sürenize yönelik ileri mi geri mi saysın, hız bölümünü 4 mi yapsın, 6 mı yapsın. Manuel başlatma, eğer oralı bir diş fırçanız yoksa size şey yapıyor, işte şu kadar fırçalayın diye sizin başlatabildiğiniz. Normal akıllı olmayan fırçalar için geçerli. Sonuçlarsa sizin günlük, haftalık, aylık olarak görebileceğiniz ortalama sonuçlarınızı sağlıyor. Ama uygulamayla ilgili senkronizasyon sorunları var. Diğer fırçalarda böyle miydi bilmiyorum. İlla bazen uygulamaya girmeniz gerekiyor. Fakat uzun süredir kullanmıyordum. Yine kurulumunu gösterdim size. Yani bu ürünler açıkçası şey, Bluetooth özelliği olmasa da olur. 3 farklı seçim modu var içerisinde geliyor. Yani uzun yıllar kullanıldığı için çok da hani şey yapılmaması gerekiyor. Hani verilen paraya acımamak gerekiyor. Çünkü gerçekten uzun sene kullanılıyor. Benim eski modelim ne kadardı? 7 senedir kullanıyorum eski modelimi. Kullanıyordum daha doğrusu, buna geçtim. Yani bununla ilgili bir sorunuz varsa, aslında hani pek de anlatılacak bir şey yok sonuçta, bir diş fırçası. Şarj konusu gerçekten bayağı yüksek. Yani şöyle söyleyeyim, en son ne zaman şarjı taktığımı hatırlamıyorum. 3 haftadan fazla galiba. Yani bayağı uzun sürüyor. Şarj bittiği zaman zaten LED yanıyor. Hızlı şarj oluyor hani. Genelde şey olarak kullanılıyor. Lavabonuzun kenarına fişi takıp kullanıyorsunuz. Yani kullanıyorsanız şeyi yok. Hani şarj sorununuz, ama ben mesela orada artık yeni evlerde bildiğiniz gibi lavabonun orada pek priz yeri yok. Olan kablolar da ortada geziyor. Haliyle ben orada bunu altında bir stand kablo yığınıyla görmek istemediğim için tek başına kullanıyorum. Videoda değinmeyi unuttuğum bir sorun, ürünün bazı kısımlarında şöyle bir açıklık var. En tepede diş fırçasının başlığının altında ve en alt kısımda. Fakat bu açıklıklar bütün bu aynı serinin modellerinde vardı. Fakat bir herhangi bir suya dayanıklılık konusunda bir sıkıntı yaratmıyor. Fakat görüntü olarak rahatsız edici. Eğer böyle bir takıntınız varsa bunun bilgisi olsun. Video ile ilgili merak ettiğiniz falan soru varsa aşağı bırakabilirsiniz. Diş fırçasıyla içinde yine aynı. Onun dışında beğen, abone ol falan butonlarına tıkarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.